Hocalara geldiniz, hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. YKS'ye 100 gün kaldı. Tabii YKS'ye 100 gün kalınca öğrencilerden de gelen sorular artık durmuyor. Hocam 100 gün kala artık ne yapmalıyız? Hadi bunu konuşalım. Öncelikle şunu belirtelim. 100 gün kala ne yapacağın, daha öncesinde neler yaptığınla alakalı. Şimdi web sitemizden gelen sorulara baktığımızda özellikle öğrenciler konuları bitirmişler. Genel tekrar videolarımızı bitirmişler web sitesindeki. İşte testleri çözmüşler. Birçok denemeyi, online denemeyi çözmüşler. Kazanımlarına bakmışlar. Eksiklerini görmüşler. Bunlar bir yana. Diğer taraftan bazı öğrenciler konuları bitirmişler ancak henüz bir genel tekrar yapmamışlar. Bazı öğrenciler konuları hala eksik. TYT'den belki tamam ama AYT'de özellikle limit, türev, integral gibi kısımlar eksik. Hepsi için sanırım ayrı ayrı konuşmak lazım. İlk gruptaki öğrenciler, her şeyi bitirdiniz mi? Bol miktarda deneme üzerinden gitmeniz gerektiğini zaten biliyorsunuz. Ancak şu anda her gün deneme şeklinde ilerlemeyin. Henüz buna var. Neden ilerlemeyin? Çünkü sonuçta hepiniz bir sınava hazırlanıyorsunuz ve eksikleriniz var. Öyle değil mi? O zaman gün aşırı, hatta belki de 2-3 günde bir denemeyle eksiklerinizi görüp bunun üzerine gitmeniz gerekiyor. Bizim en büyük hatamız burada arkadaşlar. Eksiklerimizin üzerine gidemiyoruz. Bu neden oluşuyor onu da söyleyelim. Çünkü eksiklerimizi tespit edemiyoruz. Ya eğer eksiklerini tespit edemiyorsan burada doktora boşuna gidiyorsundur sen demek. Yani doktora gittim, tahlil vermedim, şunu yapmadım, bunu yapmadım. Olmaz. Eksiklerimizi göreceğiz, öğreneceğiz. Şimdi web sitesi üzerinden denemelere giriyorsanız, online denemelere giriyorsanız ki girmeyenler mutlaka katılsınlar arkadaşlar. Orada görecekler hemen birleştirilmiş deneme analizi var. Birleştirilmiş deneme analizinde size hangi ders, hangi konu, hangi alt kazanımlardan eksikliğiniz olduğunu gösteriyor. Yani problemlerde senin yaş problemleri ya da kesir problemlerinde, yüzde problemlerinde sorunun var kardeşim. Bunlara tekrar çalışmalısın diye zaten size orada hocalara geldi. Kom söylüyor. Fakat ben hocam sadece yazılı denemeler yapıyorum. Onlarda da kazanımları net olarak göremiyorum. Ya bir öğretmenine danış ya da kendin otur bak. Her seferinde işaretle. Hangi konuydu bu? Üstü sayı var mı? Üstü sayılardan eksiğim var. 17. deneme köklü sayı var. Ve sonra genel bir analize bak. Benim hangi konulardan eksiğim var? Bunları çöz. Aksi takdirde deneme yapmanızın da bir manası olmaz. Deneme sürekli size olarak hastasın. Problemin şu, problemin bu der. Ama sen bunu gidermeye çalışmadığın müddetçe bir anlamı yok. Peki gelelim ikinci grup öğrencileri. İkinci grup öğrenciler de konuları genel olarak bitirmiş. Henüz genel tekrar yapmamış. Genel tekrar yaptıktan sonra netlerini sıfırlıyor arkadaşlar. Eğer TYT'de belli bir aralıkta işte 60-65 aralığında sıkışıp kaldıysanız lütfen tekrarlarınızı yapın. Tekrarlarınızı yaptıktan sonra en az 10-12 net artacaksınız. Hatta belki de daha fazla. Konuya olan hakimiyetiniz ne ölçüde bilemiyoruz çünkü. Dolayısıyla genel tekrarı yapmayan öğrenciler mutlaka ve mutlaka genel tekrarlarını yapsınlar. Web sitemize üyeyseniz zaten orada biliyorsunuz genel tekrar videoları var. Toplam 100 küsür saat tam olarak hatırlamıyorum. Genel tekrar videoları tüm derslerden. Ha bir de her dersten ihtiyacınız da olmayabilir. Hocam benim matematiğim iyi. Full'a yakın çıkartıyorum ama benim fizikte problem var. O zaman fiziğin genel tekrarına bak. Benim biyolojide sorunum var. Biyolojinin genel tekrarına bak. İlk önce bir genel tekrarı hallet. Genel tekrarı hallettin mi? Artık sorunun büyük ölçüde azaldı. Emin ol yakında sınavlarına yansıyacak bu. Denemelerine yansımaya başlayacak. Sen de az önce bahsettiğim gruptaki öğrenciler gibi lütfen hızlı bir şekilde denemelere başla. Yani her birkaç günde bir deneme çöz, analizleri kontrol et ve eksiklerini gidermeye çalış. Bazen genel tekrarlar yetersiz kalabilir. Neden? Bazı hususlarda, bazı konularda belki de hiç görmemişsindir. Atıyorum ama yaşadığımız şeyler bunlar. Ardışık sayı var. Öğrenci böyle basit bir konuyu sene başında çok önemsemediği için görmemiş. Hala ardışık sayı var, formüllerini bilmiyor. Genel tekrarlarda da bizler soru çözüyoruz. Soru üzerinden formülleri kısaca veriyoruz ama belki de ardışık sayı o tüm formüllerini ya da olaylarını bilmek lazım. O yüzden konu anlatımına git. Konu anlatımında 1-2 video ile onu hallet. Ondan sonra yoluna devam et. İkinci grup için, öğrenciler için tavsiyem bu. Geliyoruz üçüncü gruba. Konulara eksik. Özellikle AYT kısmındaki limit türev integral aslında bu üç grubu da kapsıyor. Çoğunluk olarak limit türev integral henüz çalışmadınız ya da tamamlamadınız. Bunun farkındayım. Bunu TYT'yi etkilemeyeceğini bilin ama bu konuları bir an önce halletmeye çalışın. Fakat TYT konularında hala eksiği olan varsa bir an önce konuları tamamlayın arkadaşlar. Çok geç kalıyorsunuz çünkü. Şu anda Mart ayındayız. Sınava 100 gün var. Yakında 90 gün, 80 gün, 70 gün kalacak. Sizin tekrara vaktinizin olması lazım. Sizin bol miktarda denemeye vaktinizin
vaktinizin olması lazım. Deneme analizlerini incelemeye, bakmaya, sonuçları yorumlamaya vaktinizin olması lazım. Bunu yapmazsanız gerçekten büyük sıkıntı. O yüzden lütfen eksik konusu olanlar, bütün videolarımız tamam arkadaşlar. Konu anlatım videolarımız, soru çözüm videolarımız. Bakın eksik konularınızı tamamlayın. Sınava eksik bir şekilde girmeyin. Ama hocam ya benim sadece 15 net yapmam yetiyor diyorsanız tabii ki o size kalmış. Bu yorumu kendiniz yapacaksınız. Bunun alakalı biz çok fazla bir şey yönlendiremeyiz size. Aha, ama da şunu da unutmayın. Benim 15 soruya, 15 nete ihtiyacım var. Ben 15 soruluk şu kısımları gördüm. O kısımlardan çıkan bütün soruları yapabileceğini nereden biliyorsun? Belki de o kısımlardan zor sorular gelecek. Bundan birkaç sene önce en zor sorular bölme bölünebilmeden gelirdi. Sayı basamaklarından gelirdi. Bunu aklınızdan çıkarmayın. İlk konular dediğiniz yerler zorlayıcı olabiliyor sevgili arkadaşlar. Evet, genel olarak 3 şeyden bahsettik. Birincisi denemelerin önemi. İkincisi denemelerin analizleriyle beraber önemi. İkincisi genel tekrarların önemi. Tekrar söylüyorum, genel tekrarları yaptığınız anda netleriniz fırlayacaktır. Üçüncüsü sevgili arkadaşlar, eksik konunuz varsa bir an önce tamamlanması. Bunları yaptığınız takdirde emin olun sınava güzel bir performansla gireceksiniz. Bir kere özgüveniniz yerine oturacak. Eksik olduğun düşüncesi seni mahveder. Sınava bu şekilde hazırlanmanı istemiyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.